Günaydın sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi bugün de programı yalnız açtım. Profesör Doktor Murat Aksoy ile beraber her sabah size için ekibimizle hazırladığımız doktorum yanımda. Yine 360 ekranlarında 9.30'u gösterirken saatler canlı yayında karşınıza geldi. Profesör Doktor Murat Aksoy geçtiğimiz cumadan itibaren evden bizimle beraber oluyor biliyorsunuz. Çünkü korona pozitif kişilerle teması olduğu için test yaptırıp negatif sonuç almasına karşın bir test daha yaptırmayı uygun gördü. Hep beraber bizim sağlığımız ve bizim ekibimizi korumak için ekranlarını yeni açanlar ve ilk kez izleyenlere bu haberi de vermiş olalım. Ama ne yapacağız? Tabii ki Murat Aksoy bizimle yine olacak. Görüntülü konuşacağız. Haberlerimizi sizlere beraber aktaracağız. Her zaman olduğu gibi çok değerli de bir konuğumuz olacak bugün sevgili izleyiciler. Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Tanıl Kocagöz bizimle olacak. Özellikle koronavirüs tespitiyle ilgili, testleriyle ilgili değerli bilgiler verecek bizlere. Maske kullanımıyla ilgili çok değerli bilgiler verecek. Dopdolu bir doktorum yanımda başlıyor yani. Bugün biraz yalnız gözüksem de stüdyoda aslında hiç yalnız olmadığımı hissediyorum. Çünkü şöyle döndüğüm zaman siz de göreceksiniz. Hocama da günaydın diyelim. O da sizlere günaydın desin. Günaydın hocam. Günaydınlar. Herkese günaydın. İyi haftalar dilerim. Güzel sana bir da hafta olması temennisiyle başlıyoruz bakalım. Evet, sana da mutlu haftalar. İnşallah güzel bir hafta olur. Cuma gününden beri nasıl hissediyorsun kendini acaba? Testin negatifti. Bugün bir test daha yapılacak ama var mı Berit hocam? Yani şöyle bir kas ağrısı var. Çok yaygın kas ağrım var. Onun ötesinde böyle bir ateşim olmuyor enteresan bir şekilde ama çok inanılmaz üşüme hissediyorum. Hani böyle kat kat giyiniyorum. Şu anda gömlekle durduğuma bakmayın. Günün diğer saatlerinde sürekli böyle hani bunun üzerine bir kazak, onun üzerine iki tane sweatshirt şeklinde bir de genellikle battaniyenin altına girme ihtiyacı hissediyorum. Hani o kadar bir üşüme oluyor hakikaten. Kas ağrısı çok belirgin. Geceleri ya üşümeyle uyanıyorum ya da kas ağrısıyla uyanıyorum. O yüzden hani hep kendimin testim negatif olsa da pozitif gibi kabul etmeye başladım artık cuma akşamından beri. Perşembe günü yaptırmıştık testi. Perşembe günü tam 5. güne denk geliyor temastan sonra Selda. Ve ilk 5 gün içinde testlerin negatif çıkma ihtimali var. Yani sen virüsü taşıyor olsan bile test negatif çıkabiliyor. O yüzden göğüs hastalıkları uzmanı arkadaşlarımla da görüştüm. Hatta Afşin Hoca'yla da görüştüm bu arada. Onun da çok selamı var sizlere. Onlar da dedi ki pazar veya pazartesi bir daha bir hani test yaptır. Ondan sonra sonuca göre ilerleyelim dediler. Bakalım bugün yayından sonra gideceğim testi yaptıracağım. Ona göre yarın sizlerle stüdyoda olacağım ya da gene Skype'tan bağlanacağım. İnşallah burada olursun. Yani gerçekten tadı yok, tuzu yok hocam. Yani evet. Bütün çok iyi görünüyorsun ama bence. Harika görünüyorsun. Çok teşekkürler ama işte sen olunca enerji daha bir başka oluyor bu programda. Tüm ekip arkadaşlarım da aynı fikirde. Hocam şunu merak ediyorum. Eğer negatif çıkarsan ama bahsettiğin gibi hı-hı, halk arasında sıtmalanma deriz ya ona, böyle üşümeler devam evet ediyor. Ateşin yok ama halsizliğin var. Ne olacak? Negatif çıkmaya devam ettiğin sürece bu belirtiler varsa sen yine karantina sürece devam mı edeceksin? Yok yani bugün herhalde negatif çıkarsa tekrar artık karantinayı bitiririm. Çünkü bu muhtemelen hani artık iki kere üst üste negatif çıkınca koronavirüs değildir. Bu psikolojik mi acaba? Gibi olabilir. Psikolojik olduğunu sanmıyorum ya. Yok yok. Yani acayip şey hani. Çünkü gerçekten böyle dediğim gibi bak bunun üzerine bir kazak giyiyorum. Üzerine iki tane sweatshirt giyiyorum falan yani öyle söyleyeyim. Ama üşümeden sonra terlemiyorum da. Ama yani işte üşüyünce ateş olur ya bizim bildiğimiz. Ateş gelmiyor arkadan yani. Evet, arkadan ateş gelmiyor. Enteresan yani, benim öyle bir şey oldu. Sürekli ateşte bakıyorum. Hep en fazla 37 oldu ateşim açıkçası. Dolayısıyla hatırlıyor musun? Bir ara Afşin Hoca ile konuşmuştuk geldiği zaman. Demiştik ki hani ateş bakmak bu işin acaba kimde var kimde yok ayrımında çok belirtici olmayabilir. Hatırlıyor musun? Hani işte AVM'lerde girişte ateş bakılıyor veya işte atıyorum herhangi bir kapalı mekana girdiğiniz zaman, restorana evet girdiğiniz zaman ateş bakılıyor ya. Hani bir bunun anlamı, bir anlamı yok demişti. Hakikaten yok yani, ben şu anda belki pozitifim ama hiç ateşim olmadı doğrusunu istersen. Evet, herkes de farklı seyrediyor işte. Evet, evet, evet. Ya bu koronavirüs konusunda gerçekten bir türlü öğrenemiyoruz, bir türlü bilgileri tam anlamıyla elde edemiyoruz gibi görünüyor. Yani tıpta 2 artı 2 4 etmiyor ya, koronavirüste
Hiç etmiyor yani. Hiç, o kadar hiç etmiyor yani. Bambaşka evet, bir şeyle uğraşıyoruz. Öyle. Neyse kesinlikle hocam öyle. Olsun, teknoloji sağ olsun. Böyle de olsa beraber yapıyoruz programı. Evet, evet. İnşallah yeni en kısa dünya. Zamanda. İnşallah en kısa zamanda aramıza gelirsin. O zaman bir görelim bakalım programda bugün neler izleyeceğiz hocam. Sevgili izleyiciler, Profesör Doktor Murat Aksoy ekranlarda kalmaya devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın çünkü dünyadan ve Türkiye'den sağlık haberlerini beraber aktaracağız size. Her zaman olduğu gibi hiçbir yere bırakmıyoruz. Doktorum yanımda TV360 Instagram hesabımız, ilk kez izleyenler takibi alıyoruz. Ve oradaki son postun altına soru ve görüşlerinizi yazabiliyorsunuz. Zaten her zaman olduğu gibi program başlıyor. Koronavirüs tanısında yeni dönem. Gargarayla COVID-19 testi nasıl yapılır? Türk bilim insanlarının geliştirdiği yeni test yönteminin ayrıntıları nelerdir? Lütfen dikkat, bu uyarılara kulak verin. Yağmurda ıslanan maske virüsten korur mu? Maskenin kullanım süresi kaç saat olmalıdır? Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Tanıl Kocagöz, merak edilen tüm soruları cevaplamak için birazdan canlı yayında. Evet, doktorum yanımda devam ediyor sevgili izleyiciler. Ekranları yeni açanlara bir kez daha günaydın diyelim. Bugün 23 Kasım. 23 Kasım 2020. Neredeyse bir yıl olmak üzere koronavirüsle olan mücadelemiz. Düşünebiliyor musunuz? Ömrümüzün neredeyse bir yılı böyle bir virüsle bana bulaşacak mı, sevdiklerime bulaşacak mı kaygısıyla geçti. Bu kaygı artık ruhumuzda nasıl bir yara bırakacak ilerleyen yıllarda göreceğiz. Biraz moraller bozuk. Çünkü 22 Kasım'daki tablo çok iç açıcı değil. Şimdi Murat hocamıza döneceğiz. Biz bugün 23'ü evet biliyoruz ama 22 Kasım erken saatlerde biliyorsunuz akşamları rakamlar açıklanıyor. 22 Kasım dün pazardı, hem sokağa çıkma yasakları vardı. Ne kadar etkiledi rakamları acaba? Murat hocadan alalım haberleri. Hocam sendeyiz. Evet, şimdi Sağlık Bakanlığı'nın bizle paylaşmış olduğu tabloya bir göz atalım istiyoruz. Elbette kısıtlamaların başladığı bu hafta sonunun etkilerini daha sonra göreceğiz. Yani bir 10-15 günden önce pek bir hani etkisinin göreceğimizi ben tahmin etmiyorum. O yüzden onu beklemek lazım. Ama bu arada hakikaten rakamların yani sayının çok yükselmeye başladığını ve artık ciddi noktalara vardığını da net olarak hepimiz görüyoruz. Toplam test sayısı 22 Kasım'da 155.000 üzerinde olmuş ve 6.017 hasta tespit edilmiş durumda ve maalesef 139 vatandaşımızı kaybetmişiz koronavirüs enfeksiyonu ya da COVID-19 nedeniyle. 3.812 hasta da iyileşmiş görünüyor ama burada en çok dikkat çeken şey elbette yeni hasta sayısının çok yükselmiş olması. Bizim bu yayınları yaptığımız dönemin başından itibaren baktığınız zaman inanılmaz bir yükselme olduğunu görüyorsunuz ve 6.017'ye yükselmiş. Toplam sayıya bakarsak 12.000'in üzerinde vatandaşımızı da koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle kaybetmişiz. Hatırlayacaksınız, koronavirüs enfeksiyonu Türkiye'de 11 Mart'ta başlamıştı ve 11 Mart'tan bu yana da 446.822 hasta tespit edilmiş. Tabii buradaki rakam hem başlangıçta asemptomatikleri içeriyordu, sonra sadece hastaları içermeye başladı. Dolayısıyla ona uygun düşünmek gerekiyor. Bu tabloda
En dikkat çekici özellik her zaman söylediğim gibi orta sütun olmalı. Çünkü orta sütun sağlık hizmetlerinin aksayıp aksamayacağını gösteriyor. Eğer koronavirüsü evinizde gerçekten hafif bir grip gibi atlatıyorsanız çok ciddi bir problem yok. Ama ağır seyrediyorsanız, hastaneye yatmak durumundaysanız, yoğun bakıma yatmak zorundaysanız o zaman biraz sonra üzerinde konuşacağımız değerler herkes için çok önem taşıyor. Yatak doluluk oranına baktığımız zaman iki yataktan bir tanesinin dolu olduğunu görüyoruz. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı da %70'e çıkmış durumda. Ventilatör doluluk oranı da %37. Yani hem yatak doluluk oranı yoğun bakımda hem de mekanik ventilatör doluluk oranı biraz yükselme eğiliminde gibi görünüyor. Bu da sağlık hizmetlerinin risk altında olduğunun en önemli göstergesinden bir tanesi. Özellikle her zaman söylüyorum İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerde bu oranlar çok daha yüksek. Hatta bazen yoğun bakım yeri bulmakta da zorluk çekiliyor. Bölgede yoğun bakım yeri bulunamazsa hemen başka bir yere nakil edilmek zorunda kalınabilir hastalar. Veya sadece bölge değil şehir olarak da örneğin İstanbul'da yer kalmazsa belki Kocaeli'ye, belki Edirne'ye, farklı bölgelere de Tekirdağ belki yoğun bakım yatakları kullanılmak zorunda kalınabilir gibi görünüyor Selda. Dolayısıyla rakamlar hakikaten endişe verici. Hocam evet gerçekten korku içerisindeyiz hepimiz. Sence karar alınan bu kısıtlamalar yerinde kısıtlamalar mı? Yani tabii ki yerinde, biz zaten bunu öngörmüştük seninle beraber ama bundan sonrası için daha büyük kısıtlamalar bekliyor musun? Ya da bu kısıtlamalar rakamları biraz düşürür mü? Şimdi bu kısıtlamalar rakamları mutlaka biraz düşürecektir Selda. Çünkü şunu biliyoruz. Bir kısıtlama yaptığınız zaman herkesin kafasında olduğu gibi illa da işte bütün gün sokağa çıkma yasağı, bütün gün işte alışveriş yasağı vesaire veya her yeri tamamen kapatalım gibi şeylere çok gerek olmuyor. Hatırlayacaksın mesela restoranlar üzerinde konuşmuştuk. Restoranları %20 kapasiteyle çalıştırdığınız zaman enfeksiyon oranının %80 oranında düşürüyorsunuz. Zaten %80 oranında düşürdüğünüz zaman yaz rakamlarına, yazın sayılarına indiğiniz zaman orada sağlık hizmetlerinin aksaması gibi bir problem yok. Dolayısıyla eğer burada hakikaten uyum sağlanabilirse ve insanların kurallara uyması sağlanabilirse bu tedbirlerin büyük oranda yeterli olacağı kanısındayım. Belki hafta içinde saat 10'dan sonra tamamen sokağa çıkma yasağı daha sıkı uygulanabilir. Bir tek o olabilir diye düşünüyorum veya onu 8'den sonraya kaydırabilirler. Geri çekebilirler yani. Çünkü şu bir gerçek. İnsanlar çoğunlukla iş yerlerinde çok daha dikkatliler. Maskelerini iyi takıyorlar. Düzgün takıyorlar. Bazen çift takıyorlar. Tedbirlere dikkat ediyorlar. Hijyene dikkat ediyorlar. Çünkü daha böyle tanımadık bir ortamdalar ya, ev gibi değil, orada çok kendilerini güvende hissetmiyorlar. O yüzden tedbirlere daha çok uyuyor insanlar. Ama ne zaman ki eve gidiyorsun, arkadaşınla görüşüyorsun, ailenle görüşüyorsun, orada işte gol yiyorsun açıkçası. O yüzden zaten saat 8'den sonra sokağa çıkma yasağının bir anlamı oluyor. Evet, inşallah faydası olacaktır. Bir hafta 10 gün içinde görülecek, olmazsa B planına geçilecek diye haber almıştık zaten seninle de. Daha güzel haberler vermeni. Evet. Şunu da söyleyeyim mi Selda? Bak bu her gün ben o tableti yansıtıyordum hatırlayacaksın. Şöyle göstereyim. Bu 11 Mart'tan beri Türkiye'nin yeni vaka sayısının grafiği. Şu anda mevcut olan sayı Mart ayındaki rakamı geçmiş durumda. Onu söyleyeyim. Evet. Bu yani arada biz Nisan ayında en fazla kaç görmüşüz biliyor musun? 4000'li rakamları görmüşüz. Şu anda 6000'li rakamları konuşuyoruz. Çok yüksek rakamlar konuşuyoruz hocam. Şu an bu stüdyoda olabilmek bile benim için büyük lüks, mucize gibi. Neden? Böyle giderken her an tepemde hissediyorum örneğin ben yani virüsü. Bütün ekip arkadaşlarımız öyle. İnşallah bu şekilde devam edebiliriz. Kötünün iyisi diye bir laf var ya, artık o durumdayız. Doğru. Buna şükür, bugünümüze şükür durumundayız. Bence tüm toplum, eminim sen de bu sabah biraz daha moralsiz uyandın. Ama yüksek tutmaya çalışıyoruz moralleri. Şimdi gel seninle haberlere geçelim. Güzel haberler Hadi de bakalım. Var. Biraz içimizi ferahlatan haberler. Bir tanesi şu,
Covid-19 meslek hastalığı sayılsın önerisi kabul edilmiş. Bu bir öneriydi ve sayılmıyordu eskiden. Çünkü hayatını kaybeden sağlıkçının eşi, çocukları, yakınları özel ne derler? Özel şekilde muamele görmeliydi meslek hastalığı olduğu için maddi manevi. Bu böyle kabul edilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu'nda tüm partilerin temsilcileri COVID-19 rahatsızlığının sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması konusunda görüş birliğine varmışlar. Yani bu nasıl artılar getirir sağlık çalışanına hocam? Şimdi bu tabii bir sürü pozitif etkisi olacak ama önce şunu söylemek lazım. Biz bu haberleri konuşurken geçen hafta Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın önerisiyle gelecek yılın sağlık çalışanları yılı olmasını kabul edildiğini söylemiştik. Ve biz de bunun arkasında ama sadece hani bunun kabul edilmesi yeterli değil veya Türkiye'de de hani sadece bu söylemin olması yeterli değil, arkasında bir takım destekleyici kararların da olması gerekir demiştik ki bu onlardan ilki herhalde ve insanı mutlu eden şeylerden bir tanesi. Eski Sağlık Bakanı Recep Aktan komisyon başkanı olduğu komisyonda oy birliğiyle anladığım kadarıyla kabul edilmiş bu. Şimdi bundan sonraki aşamada tabii meclise gelecek. Mecliste de geçmesi gerekiyor. Sadece komisyondan geçmesi yeterli değil ama tahmin ediyorum geçecektir. Bu tabii birçok şeyi beraberinde getiriyor olabilir, avantajı beraberinde getiriyor olabilir. Özellikle sağlık çalışanlarının kendini daha iyi hissetmesini sağlayacaktır. Yani evet, devlet arkamda ve bana bir şey olursa çocuklarıma hani bakabilecek, bana bir şey olursa yine ben doğru düzgün bir şekilde hizmet alabileceğim düşüncesini kafalara oturtacak bir şey bu. O yüzden ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Beraberinde tabii belki tazminatları da getirebilir bu arada. Onları da tabii düşünmek lazım. Evet hocam. İnşallah bu güzel bir gelişme. Bu hastalığı atlatanlarla ilgili de örneğin benim aklıma şey geliyor. Sağlık çalışanları hani gelecekte nasıl bir hastalık, yani ne çıkacağını bilmiyoruz. Hani erken emeklilik gibi etkileri de olur mu acaba diye aklımdan geçmedi değil. Yani olabilir tabii. Sonuçta meslek hastalığı olarak kabul ettiğin zaman hani nasıl akciğer hastalıkları maden işçileri için meslek hastalığı olarak kabul ediliyor ve erken emekliliği beraberinde getirebiliyor. Dediğin gibi böyle şeyler olabilir. Evet. Peki bir haberimiz de şöyle. Şimdi bu güzel bir haberdi. Çin'in koronavirüs aşısı için Çin'de gönüllüler aranıyormuş. Bu aşıyla ilgili çalışmalar çok hızlandı son zamanlarda biliyorsunuz. Türkiye'de gönüllü sağlık çalışanları üzerinde denenen Çin aşısı bugünden itibaren gönüllü vatandaşlar üzerinde denenecek. Gönüllüler gördüğümüz internet adresinden veya gördüğümüz telefon numarası 0850-811-1880 numarasını arayarak başvuruda bulunabilecek. Çin'in koronavirüs aşısı için gönüllüler aranıyor. Yani Çin'in yaptığı koronavirüs aşısı. Yine aynı noktaya geliyoruz. Seninle konuşurken ben dedim ki sen aşı yaptırır mısın hocam dedin. Sen de kimin bulduğuna bağlı dedin. Bak unutmam. Hatırlatırım hocam. Evet, hadi bize bir anlat bakalım. Evet. Şimdi Çin'in koronavirüs aşısı, Rusya'nın koronavirüs aşısı diye böyle bir yarış var ya zaten. Ne yapalım? Evet, başvuralım mı? Gönüllü olalım mı? Yani burada kimse, yani tabii ki sonuçta bilimsel çalışmalara destek vermek lazım ama burada kimseye ben gönüllü olun ya da olmayın demem. Herkes aklını kullanacak, o çalışmalarla ilgili bilgileri alacak, okuyacak ve çalışmanın nasıl yapıldığını bilecek. Ona göre gönüllü olacak. Bir kere hani şunu unutmayın, bu tür çalışmaya girerken herkesin eline bir bilgilendirici kağıt verilir. Ve o çalışmada ne yapılacağı ve hangi aşamasında sizin yer alacağınız anlatılır tek tek. Bu zaten olması gereken bir şeydir. Gönüllü olan kişilerin bu web sitesinde bunu mutlaka okuması lazım. Şimdi bakın, randomize kontrollü çalışmalarda bir çalışma yapılırken şöyle yapılır. Yani siz bir diyelim ki aşı çalışmasına başvuruyorsunuz veya bir ilaç çalışmasına başvuruyorsunuz, tamam mı? Size unutmayın ki iki gruba ayrılacaksınız. Bir gruba ilaç verilecek, öteki gruba plasebo verilecek. Hangi grupta olacağınızı kimse bilmiyor. Dolayısıyla bunların hepsini çok iyi bilerek gönüllü olmanız gerekir. Hani Çin'in verileri biraz daha belirgin olmaya başladığı için daha sıcak bakılmaya başlandı. Ama mesela Rusya'nın verilerini hiç görmüyoruz.
Evet. Açık, çok şeffaf bir çalışma olmuyor. O yüzden hani burada mutlaka gönüllü olan kişilerin lütfen web sitesine girip, yani ben hemen aşı olacağım diye başvurusundan önce bence web sitesine girip o aşıyla ilgili bir kere bir bilgiyi okusunlar. Bu çalışmanın düzenine baksınlar. Yani o, böyle bir çalışmaya girdiğiniz zaman illa da aşı olacaksınız anlamına gelmiyor. Aşı grubuna gireceksiniz anlamına gelmiyor. Evet. Doğru, o da doğru. İlla, yani bir kere şunu unutmayın. Herkes hep böyle bir şey derdinde. Yani ben bir aşı çalışmasına gireyim, aşı olayım da kurtarayım. Hani işte ileride 50 dolar olursa onu da ödememiş olayım. İyi de yani senin hangi grupta olacağını kimse bilmiyor ki. Doktor da bilmiyor, sen de bilmiyorsun. Çalışmayı dizayn eden kişi de bilmiyor aslına bakarsan. Bilgisayar randomize ikiye ayırıyor. Yani eğer randomize kontrollü ve bir çalışma olacaksa bu. Evet. Dolayısıyla burada biraz hani şurayı kullanmak gerekiyor her zaman söylediğim gibi. Evet. Bakan Koca Twitter'dan şöyle bir paylaşımda bulunmuş hocam. Gün bitmeden 20 bin başvuru almışlar. Ve bu evet, iyi bir rakam. Güzel. 83 milyon adına binlerce teşekkür demiş. Çünkü bu başvuru bizim için, yani Türkiye için önemli. Burada bir şart var. Koronavirüs, COVID-19 geçirmemiş olmak gerekiyormuş. Tabii. Hı. Ve temasın olmaması gerekiyor. Evet, ama iyi başvuru alınmış. 18 yaşın üstünde olman gerekir. Yani çünkü herkes böyle bir şey telaşında da, o yüzden. Hani ben çalışmaya katılayım, bir aşı olayım telaşında gibi geliyor bana. Hani burada mesela bir anda 20 bin kişinin başvurması, hani hiçbir şey okumadan başvurdu anlamına geliyor. Tabii bir anda. Bu da galiba biraz hani yeter artık. Ne olacaksa olsun. Evet. Bekleyip koronavirüs olmayı mı bekleyeyim, bununla mücadele edeyim, gideyim aşı mı olayım? Herhalde biraz böyle şey, bir bıkkınlık sendromu da var ya hani toplumda, ondan da olabilir. Evet, Türkiye'den evet. Ama işte bu doğru bir şey değil. Yani bir çalışmaya katılırken artısını eksisini bilmeniz gerekiyor. Evet. Bakalım, yine bekleyip göreceğiz. Ona göre. Şimdi hocam, sıradaki haberimiz senin de hep gündeme getirdiğin bir konu. Koronavirüs aşısı nasıl nakledilecek? Evet. Bilim insanları Doktor Özlem Türeci ile Profesör Doktor Uğur Şahin'in başında bulunduğu Almanya merkezli aşının nakliyesi, depolanması ve sürekli ısı izlemleri için ayrıntılı lojistik planlama ve mekanizmalar geliştirildiğini açıklamışlar. Açıklamada aşının donmuş olarak küçük şişelerde nakledileceği belirtiliyor. Kuru buz kullanarak özel tasarlanmış sıcaklık kontrollü termal nakliyecilerle 10 gün içinde istenilen noktaya taşıyabileceklerini belirtiyorlar. Önceden belirlenmiş rotalara yapılacak her aşı sevkiyatının yerini ve sıcaklığını takip edecek bir kontrol kulesi olan GPS özellikli termal sensörlerden yararlanılacakmış. GPS özellikli cihazlarla tüm sevkiyatın ısı kontrolü yapılacağı söyleniyor. Bu aşıların nakliyesi işte -70 derece mi artık, kaç derecede ülkeden ülkeye, şehirden şehire nasıl gidecek? Nasıl depolanacak? Hep bunu sorgulamıştık sayende. Şimdi doğru. Böyle bir açıklama yapmışlar. Yani bu zaten kaçınılmaz bir şey. Çünkü herkesin en çok kafasında kurduğu şeylerden bir tanesi o. Şu anda dünyaya nakliyeden bahsediyoruz. Düşünsene, yani bu kadar 7 milyar insanı nasıl yetiştireceksin? Şu anda zaten bu bahsedilen aşının, diyelim Alman aşısı diyelim buna, bu aşının üretimini nasıl arttıracağız telaşı başladı bile firmada. Bildiğim kadarıyla Çek Cumhuriyeti'nde bir ilaç firmasını satın aldılar ve aylık olarak artı 60 bin doz üretme şansını yakaladılar. Yani gittikçe hani şeye çalışıyorlar, tesis satın alıp üretim dozunu, üretim kapasitesini arttırmaya çalışıyorlar. En büyük problemlerden bir tanesi de tabii ki bu lojistik, yani taşınması. Bu aşının eleştiri alan yerlerinden bir tanesi zaten buydu. Yani -70'te saklanması gerekliliği. Çünkü Moderna dedi ki, ben yani Amerika'da üretilen aşı dedi ki, çok benzer teknolojiyi kullanıyor ikisi de aslına bakarsan. Onlar dediler ki biz hani soğuk zincire ihtiyaç duymuyoruz. O yüzden onlar bir adım öne geçme telaşındalar. İşte bunun üzerine de tahminen hemen işte o diğer firmada, Almanlar da işte biz de bunun üzerine bunu yapıyoruz gibi bir açıklama zorunda hissettiler kendilerini. Ama kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Çünkü bu söylediğimiz şeyler, evet, Avrupa'nın her köşesinde belki yapılabilir. Amerika'nın pek çok köşesinde yapılabilir. Ama işte Asya'da, Orta Doğu'da
Bunu her zaman sağlayamayabilirsin. Ve sen ülkende tamamen virüsten kurtulsan bile bir anda komşularından birinin girmesiyle ülkenin içine sadece bir kişinin girmesi bile hastalığın tekrar patlamasına neden olabiliyor açıkçası. Evet, bakalım yine göreceğiz. Hocam şimdi sen olmayınca ben günaydınlara geçmedim, fark ettin mi? Evet, Gelmedi geçtim. içimden. Ama tabii izleyicimizin suçu ne de oluyor yani. Böyle izleyicilerimiz yazmışlar. Sana çok geçmiş olsunlar geliyor. Teşekkür. Testin henüz pozitif değil ama pozitifmiş gibi davranıyorsun şu anda. İlk kez izleyenler için söylüyorum. Normalde stüdyomuzda şurada boş duran koltukta olmanı dilerdik. İnşallah bugünkü test sonucu iyi gelir. Sana çok geçmiş İnşallah. olsunlar var. Ben böyle hızlıca değineyim mi? Senin sevdiğin bölüm aslında. Tabii. Günaydınlar. Londra günaydın diyor. Nurgün abla yazmış. Günaydın. Selda'cığım yine yalnızsın demiş. Evet Nurgün abla. İyi Yalnızım. miymiş? Konuşamadım ben onunla bugün. Buradan bak iletişim sağlıyorsunuz sayemde. Evet. Evet, Ankara, Alanya günaydın diyor bize Gülnur Hanım. Londra, Selim Bey günaydın demiş. İyi bir hafta olsun. İzmir, canım İzmir, Nuriye Hanım günaydın. İzmir'e kucak dolusu sevgiler. İzmir'i çok seviyoruz, İzmir halkımızı çok seviyoruz. Yaralarını sarmaya devam ediyor İzmir tabii. Şebnem Hanım da günaydın demiş. Reyhan Hanım günaydın size de. Murat Hocam size de hep günaydınlar diyorlar. Tez zamanda sizi stüdyoya bekliyor izleyicilerimiz. Koronavirüsle ilgili soruları da geliyor tabii size. Ama ne yapacağız? Sizden gelenlere vaktimiz kalırsa değiniriz, soruları da cevaplarız diyorum. Peki şimdi sıradaki habere geçeyim ben hemen hocam, müsaade edersen. Olur. Estağfurullah tabii. PCR testi ücretlerine bir düzenleme yapılmış. Bununla ilgili sürekli halk arasında biraz memnuniyetsizlik vardı. Haber şöyle. Sağlık Bakanlığı koronavirüs hastalarını saptamak için yapılan PCR testlerinde ücretin 250 lira olarak belirlendiğini duyurmuş. Hiçbir hastane kuruluşu farklı bir ücret uygulayamayacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu fiyatın üstünde yapılan testlerde ücret iadesi gerçekleştirilmesi gerektiğini söylemişler. Belirlenen fiyat tarifesinin dışındaki uygulamalar için yaptırım uygulanacağını bildiriyor bakanlık. Bugüne kadar çok yüksek fahiş fiyatlarda yapılan testlerin ücretleri de iade edilecekmiş. 250 lira diye de sabitlemişler hocam. Ne diyeceksin? Yani bu haber üzerinden hani çok yorum yapacak bir haber değil bence. Hani zaten işte hani Sağlık Bakanlığı yapması gerekeni yapmış ve belli bir standarda oturtmuş bunu. Hani bu tür toplum sağlığını ilgilendiren durumlarda hakikaten Sağlık Bakanlığı'nın biraz proaktif davranması gerekiyor. Kontrolleri hızlı yapması gerekiyor. Tabii ki şunun farkındayız. Yani sonuçta Sağlık Bakanlıkları bu tür pandemi süreçlerinde birçok cephede savaş veriyorlar. Hani hakikaten bir yandan sağlık hizmetinin aksamaması lazım, filyasyon çalışmasının yapılması gerekiyor, evde olanlara ilaçların temin edilmesi gerekiyor. Hani ben mesela çok net olarak söyleyeyim, saat 11'de bizim ailede pozitif olan bireylere hani pozitifsiniz diye Sağlık Bakanlığından arandı, saat 12'de de ilaçları gelmişti. Yani hakikaten bu tür hizmetler insanın yüzünü güldürüyor. Hani bir saat içinde her şeyin önünüze ve evinizde olması muhteşem bir şey. Ama bir yandan da işte hani bu şeyi de toparlamak gerekiyor tabii ki. İşte hani 250 liranın standart olması da o açıdan hani önemli bence. Doğru bir hareket Evet. olmuş. Şöyle bir düzeltme de yapalım. 250 lira maksimum altında olabilirmiş. Yani standart bir ücret değilmiş ama mesela 200 olabilir, 170 olabilir ama 250'yi geçmeyecekmiş. Ama tabii haberde 250 lira deyince sanki herkes 250 yapacak gibi ama muhtemelen de o civarda kalır. En azından izleyicilerimiz bu konuda bilgilenmiş olsun ki test yaptırırlarsa bu ücretin artık böyle olduğunu bilmelerinde yarar var. Şimdi hocam sana bir soru sormak istiyorum. Senin YouTube sayfan çok aktif. Bu arada izleyicilerimize de söyleyelim neden. Doktorum yanımda programı olarak da biz besleniyoruz oradan. YouTube sayfanda koronavirüsü evde geçirirken takviyeler, D vitamini, C vitamini gibi böyle bir son YouTube videom beslenmeyle ilgiliydi. Sen şimdi evdeyken beslenmende biraz belirti var bende dedin. Pozitif değilsin henüz belli değil. Nelere dikkat ediyorsun? Özel bir beslenme programı uyguluyor musun kendine? Yok, doğrusunu istersen özel bir beslenme programı uygulamıyorum ama
Vitamin konusunda biraz kendimi destekliyorum. Özellikle D vitaminini biraz destekliyorum. Çünkü D vitamini biliyorsun başından beri acaba işte D vitamini düşük olanlarda hastalık daha ağır seyrediyor mu diye hep böyle bir tartışmalar vardı. Şu anda da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de İngiltere'de ve birçok merkezde D vitamini ile ilgili çalışma bir yandan devam ediyor. Ben o çalışmalardan bir tanesinin metoduna ulaştım ve orada uygulanan D vitamini dozunu mesela takviye olarak kendime yapıyorum. Aslında her zaman şunu söylemek lazım, hani D vitamini takviyesi yaparken kandaki D vitamini düzeyini bilmek çok önemli. Çünkü D vitamini yağda erir bir vitamin olduğu için fazlası birikebiliyor vücutta ve toksik olabiliyor. Yani zararlı etkileri olabiliyor. Ama çok kabaca hani ben işte şu anda hani 3000 üniteye yakın D vitamini alıyorum. 1000 miligram C vitamini alıyorum. Bir de multivitamin içinde zaten çinkoyu da alıyorum açıkçası. Evet. Kan sulandırıcı da alıyorum ben şu anda. Yani çünkü herhangi bir problemim yok. Yani bir mide problemim yok. O ilacı almak için bir engelim olmadığı için düşük doz zaten. Onu da kullanıyorum açıkçası. Evet, bu bilgiyi de araya sıkıştırmak istedim. Evet. Bir de sıvıya çok dikkat ediyorum, onu söyleyeyim Selda. Bol su, değil mi? Evet, sıvı alımı, çay, su, bitki çayı çok kullanıyorum onları. Ay İlay ne bakıyordur sana şimdi. Değil mi evde? Evet. Özel Doğru. kürler, meyveler. Sağ olsun. Şimdi şöyle koronavirüsü kimler acaba daha ağır geçiriyor ya da daha işte senin gibi mesela şimdi koronavirüs pozitif değilsin ama çevremde de benim oldu. Çok hafif bir baş ağrısıyla geçirenler de oldu. Bu neye göre ayrılıyor? Bir türlü tam olarak bilim de buna cevap veremiyor ama 5 kat daha ağır geçirenler tespit edilmiş. KOAH'ın nefes yollarında daralmayla seyreden ilerleyici bir akciğer hastalığı olduğunu belirten uzmanlar, KOAH hastalarının COVID-19'u 5 kat daha ağır geçirme riski taşıdığını belirtiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı yayınladığı bildiride KOAH'lı bireylerin yeteri kadar oksijen üretemedikleri nedeniyle zaman içinde tüm organların olumsuz etkilenmeye başladığını belirtmiş. Akciğerlerdeki mikrobik olmayan müzmin iltihaplanma ve yetersiz oksijen üretimi daha ağır geçirtiyor koronavirüsü. Burada tabii tütün ürünleri kullanımının da mutlaka etkili olacağını ben düşünüyorum hocam. Zaten yani bunu sizler de söylüyorsunuz. Evet. Kimler 5 kat daha ağır geçiriyor? Sadece burada KOAH hastalarına değinilmiş ama sen de biraz eklemeler yapacaksındır. Kimler ağır geçirir koronavirüsü? Yani burada tabii KOAH çok önemli. Yani kronik obstrüktif akciğer hastalıkları. Bu bronşit olabilir, amfizem olabilir. Zaten zeminde bir şey olduğu zaman hakikaten akciğer enfeksiyonu, akciğer hastalığı olduğu zaman bu da daha fazla akciğerleri tutan bir hastalık olduğu için, enfeksiyon olduğu için KOAH olanlarda daha ağır geçmesi beklenen bir şeydir. Sigara içenler, diyabeti olanlar, yani kronik hastalığı olanlarda esasında biraz daha ağır geçiriyormuş insanlar gibi görünüyor. Yaş da önemli. Hani yaş da ilerledikçe enfeksiyon biraz daha ağır geçirilebilir ama biliyorsun bu bütün hastalıklar için geçerli açıkçası. Hani sadece koronavirüs için değil. Sonuçta bir sürü hastalık yaş ilerledikçe artar. Bir de biliyorsun erkekler biraz daha ağır geçiriyor. Ya evet bir de öyle bir şey var. Ama yani akciğerle ilgili hastalığı olanların daha ağır geçirdiği kanısında herkes hemfikir. İnşallah yani mesela Evet. sen baktığım zaman zaten kendisi kronik bir hastalığın yok. Doğru. Şeker, tansiyon bunlar Yok. olsaydı etkili olur muydu? Daha mı Ya acaba zor geçerdi? kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle. Yani özellikle diyabet çok önemli. Biraz önce söylediğimiz gibi D vitamininin düşük olması önemli gibi görünüyor hakikaten. C vitamini konusunda o kadar bir şey çıkmadı. Hani çok böyle belirgin bir şey çıkmadı açıkçası. Bazı yazılar hakikaten yüksek doz C vitamini almak faydalıdır falan dedi ama hani o biraz daha ortada ama D vitamini birinci sıraya yerleşti gibi görünüyor burada. Yani kronik hastalıklar hakikaten işi biraz daha zorlaştırıyor. Evet. O yüzden daha dikkatli olmasını istiyoruz zaten kronik hastalığı olanlardan. Peki sıradaki haber şu. Biliyorsunuz bu koronavirüsle beraber sevgili izleyiciler her şeyin tek kullanımlık olmasına dikkat etmeye başladık. İşte iş yerlerinde bazı restoranlarda hatta yiyecek içecekler kağıt bardaklarla servis ediliyor. Şimdi mesela biz porseleni ve camı tercih ediyoruz. Neden? Tabii ki kağıt bardağımız da bolca var kanalda kullanıyoruz ama
kağıt bardaklarda bir tehlike varmış. Şu saatten sonra artık ne kullanacağız? Herkes kendi bardağını cebinden çıkarabilir örneğin. Hindistan Teknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen bir çalışma var. Kağıt bardakların sıcak içeceklerle temas ettiğinde yüksek düzeyde mikroplastik parçacığın açığa çıktığını tespit etmiş. Bir kağıt bardakta günde ortalama 3 normal fincan çay veya kahve içen kişi çıplak gözle görülmeyen 75 bin mikroplastik parçacığı yutacaktır deniyor araştırmada. Kullanmayalım mı hocam? %100 katılıyor musunuz? Ya şimdi şöyle, en sağlıklısı tabii ki cam veya seramik bardaklar. Ama tabii her zaman onlara da ulaşamıyorsun. Burada biz kendi aramızda konuşurken ben sana hep şey demiştim ya, yemekhanelerde mesela böyle disposable şeylerde yemekleri vermeye başladılar bize. Hı hı. Hem çevre kirliliği hem hiç de sağlıklı değil bence de. Hani burada da aynı şey söz konusu. Bu tür tek kullanımlık işte özellikle plastik zeminli veya içinde plastik materyal olan gereçlerde gerçekten sağlık için bir tehdit oluşturuyor. Hatta pet şişeler bile biliyorsun güneşte kaldığı zaman o ısınmayla birlikte suyun içine bazı kimyasal maddelerin salınmasına yol açıyor. Dolayısıyla bunlar sağlıklı değil aslında. Ama hani şimdi bazı durumlarda da işte mesela kağıt bardak orası için en iyi çözüm olabiliyor. Evet. Yani iş yerinde mesela bir anda bulamıyorsun. Yani başka birinin hani bardağını da içemeyeceğine göre yıkayamayacaksan, edemeyeceksen, temizliğini yapamayacaksan bu durumda hani kağıt bardağı kullanabilirsin. Hop, hocamız kısacık gitti. Evet. Hocam gittim. Orada mısınız? Aa, geldi gene. Tamam, geldim, harika. Geldim. Tamam. Geldi gene. Gene geldi falan gibi oldu. Yok hocam, sen hep orada kal lütfen. Şimdi kağıt bardak mümkünse kullanmamaya çalışalım diyorsun ama çok sıkıştığımız öyle anlar olur ki başka bir seçenek yoktur. Evet. Sağlığımızdan önemli, yani uzun vadede bir kısa süreli kullanılabilir diyorsun. Yani kronikleştirmedikçe çok tabii şey değil o iş. Sıkıntı değil. Evet. Şimdi son bir haber daha beraber konuşalım. Benim sevdiğim haberlerden. Neden? Bu programda güzellik. Neden? Güzellik söz konusu olduğunda yenilikler, genç kalma, ne yapabiliriz konuşulacağı zaman ben böyle pür dikkat kesiliyorum. Bu haber de şöyle, biliyor musunuz ki ben bu haberi duyalı 5-6 yıl oluyor. Ama bu konuyla ilgili elimden bir şey gelmedi. Elinden bir şeyler gelenler ve bu konu için yurt dışında araştırma yapıp Türkiye'de uygulamaya çalışan birkaç ünlü var. İsmini hiç söylemeyeyim ama yaşlanmayı durduran bir çalışma var. Ey hanımlar, bakın haberimiz size, yani beyler de ilgileniyor da. İsrail'i bilim insanlarından yaşlanmayı tersine çevirdik açıklaması gelmiş. Araştırmacılar biyolojik yaşlanmanın iki ana göstergesini, yani telomer uzunluğunu ve yaşlanan hücre birikimini tersine çevirmek için bir çeşit oksijen tedavisi kullanmışlar. Telomer nedir? İnsan bedeni yaşlandıkça telomerlerin boyu kısalıyormuş. Eski ve arızalı yaşlanmış hücrelerin sayısında ise artış yaşanıyor. Araştırmanın sonunda bilim insanları katılımcıların telomerlerinin uzunluğunu ortalama %20 oranında arttığını ve yaşlanmış hücrelerin de %37'ye kadar azaldığını bildirmiş bu oksijen tedavisiyle. Telomeri bir de senden dinleyebilir miyiz hocam? Olur. Nedir? Şimdi bizim hücrelerimizin içindeki en önemli şey çekirdek ve çekirdeğin içindeki genetik materyalimiz. Bu genetik materyalimiz adeta bir iplik üzerinde dizilmiş gibi görünüyor. Ve bu ipliklerin iki ucunda da aynı ayakkabı bağcıklarında olduğu gibi o ipliklerin dağılmasını ve açılmasını önleyen ufak parçacıklar var. Hani böyle plastik sertlikler olur ya ayakkabı bağlarında. Şimdi bunlar işte telomerdir. Şimdi telomer yaş ilerledikçe kısalır. Dolayısıyla kısalır. O plastikler bir ayakkabı bağında nasıl mesela ortadan kalkarsa saçak saçak olur ayakkabı bağcığı. İşte genetik materyalimiz de o hale gelir ve o durumda da hücre ölür ve biz de yaşlanmış oluruz aslında. Şimdi işte hep çalışmalar şunun üzerine gidiyor. Acaba telomerlerin kısalmasını yavaşlatabilir miyiz ya da önleyebilir miyiz? Bu çalışma onunla ilgili. Ve onlar görmüşler ki hani telomerleri oksijen tedavisiyle kısalmasını yavaşlatabiliyorlar. %20 oranında, o da tabii ki sıfırlayamazsın yani. Çünkü telomerlerin
kısa olması için hani sadece işte yaş değil bir sürü şey var. Mesela sigara içmek de telomerleri kısaltıyor. Stres de mesela telomerleri kısaltıyor. Hastalıklar telomerleri kısaltıyor. Dolayısıyla bir sürü esasında bunun üzerine yapılmış çalışma var. Ama bu çalışma hani enteresan, özellikle işte oksijen üzerinden telomerlerin kısalmasını yavaşlattıklarını iddia ediyor. Enteresan çalışma olacak bence. Hani bunun devamını bekleyeceğiz tabii ki. Evet, bu konuyla ilgili çalışan, buna kafa yoran, ne gerekiyorsa yapmak isteyen birkaç ünlüden ben bu haberi almıştım. Yani bir gün ben yaşlanmanın durdurulacağına, tabii ki hastalıklar durdurulamayacak ama inanıyorum da ya biz göremeyeceğiz hocam. Yani muhtemelen ben göremeyeceğim. Görmeyi çok isterdim. Ya görürüz ama şunu söylemek lazım. Bak şimdi telomerler üzerinde bu kadar oynarken bu beraberinde şunu da getiriyor. Şimdi telomerleri tamamen hani kısalmasını önlediğiniz zaman bu hücrelerin bir zaman sonra kanserleşme riskini de beraberinde getirebilir. Bırakalım da yaşlanalım. Çünkü ölmeyen bir hücreden, ölmeyen bir hücreden bahsediyorsun yani. Şimdi doğaya ne kadar müdahale edersen o beraberinde bazı riskleri beraberinde de getiriyor. Onu da unutmamak lazım. Yani tonton birer teyze, birer nine, birer dede olarak yani, tatlı yaşlanalım diyorsun değil mi? En azından birazcık yavaşlatmak belki biraz mutlu edebilir hanımları. Çünkü olabilir tabii. Ya onlar olacaktır zaten. Değil mi? Yani ama içinde bulunduğumuz yüzyılda hocam yavaş yavaş toparlayacağım da galiba biz koronavirüsle mücadele ediyoruz falan ama sağlığımızı ne kadar ihmal etmişiz değil mi estetik kaygılarla? Erkek ve kadın olarak tabii. Öyle bir teknoloji, öyle bir reklam piyasası var ki çünkü ben buna değerim dediğin zaman kadın zaten asla kendini alışveriş yapmadan yani duramıyor, tutamıyor. Evet. Bu kapitalizmin biraz sonu olur mu dersin korona? Vallahi diyorlar ya işte artık yeni bir dünya düzenine geçiyoruz. Ama bu yeni dünya düzeni nasıl olacak hiç kimsenin de bence bir fikri yok açıkçası. Evet. Bakalım göreceğiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz sana. Programın ben teşekkür ediyorum. Programın diğer yarısında şey diyecektim. Seni aramızda istemiyoruz. Programın diğer yarısında keşke yine olabilsen ama sen şimdi ya bir tek... Ya o bir şey değil de bir şey diyeceğim. Tanıl Hoca ile gerçekten çok hani muhabbet etmek istiyordum. Kendisine sevgilerimi, saygılarımı iletiyordum. İleteceğim. Hakikaten önemli bir test geliştirmiş olması ve çok basit bir test geliştirmiş olması. Hatta ben testi acaba stüdyoya mı gelsem diye düşündüm şimdi. Değil mi? Aslında gelsen de o ikinci testi burada yaptırsaydın ama işte hepimiz tehlikeli olacak. Evet ben de burada olmanı çok isterdim. Evet. Çünkü gerçekten çok değerli bilgiler alacağız bugün. Ben seni aratmamaya çalışacağım mümkün olmasa da. Aratmayacaksın biliyorum. Çok teşekkür ederiz yorumların için. Şimdi sen testini olmaya gidiyorsun. Evet. Aynen. Hayırlı haberler getir inşallah. Çıkayım artık. İnşallah. Hadi görüşürüz. Görüşürüz hocam. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler buradayım ben yine değil mi? Sevgili izleyiciler. Evet Murat hocamızı gönderdik. Hiçbir yere ayrılmayın sevgili izleyiciler. Doktorum yanımda TV360 Instagram hesabımız. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Programın ikinci bölümünde çok değerli bir konuğumuz olacak. Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Tanıl Kocagöz bizimle olacak ve koronavirüste tanı, tedavi, koruma yolları, maske kullanımındaki hatalar, doğrular, özellikle tanıdaki yeni gelişmeler neler hepsini konuşacağız. Kısacık bir ara. Koronavirüs tanısında yeni dönem. Gargarayla COVID-19 testi nasıl yapılır? Türk bilim insanlarının geliştirdiği yeni test yönteminin ayrıntıları nelerdir? Lütfen dikkat, bu uyarılara kulak verin. Yağmurda ıslanan maske virüsten korur mu? Maskenin kullanım süresi kaç saat olmalıdır? Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Tanıl Kocagöz, merak edilen tüm soruları cevaplamak için birazdan canlı yayında. Doktorum yanımda devam ediyor sevgili izleyiciler. Bir kez daha günaydın diyelim. Yeni aramıza katılanlar, ekranlarını açanlar varsa. Çayınızı kahvenizi aldıysanız biz programa devam ediyoruz.
Murat hocamızı gönderdik. Evinde şu an zaten istirahatte, bir test daha yaptıracak. İnşallah negatif çıkarsa yarından sonra aramıza dönecek stüdyoya. Şimdi bu bölümde çok değerli bir konumuz var dedik. Çünkü çok önemli bir konu konuşacağız. Virüsten korunmak için ne diyoruz hep? Maske, mesafe, hijyen. En önemli şey maske. Birinci sırada yer alıyor ama maskeyi doğru kullanıyor muyuz? Bütün değerlendirmeleri alacağız. Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Tanıl Kocagöz bizimle beraber bu bölümde. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi şu maske meselesine geçmeden sizden de bir değerlendirme alalım. Sizce koronavirüsle Türkiye'nin mücadelesi nasıl gidiyor? Başarılı mıyız? Kontrol altında mı? Son durum ne? Evet. Yani son günlerdeki rakamlar maalesef çok başarılı olduğumuzu düşündürmüyor. Çünkü çok hızlı bir artış dönemine girdik yeniden. Burada birçok şeye dikkat etmiyoruz korunmak için koronavirüsten. Koronavirüs özellikle bulaşı kapalı yerlerde gerçekleşiyor. Bu nedenle bu birlikte kalabalık birlikte olmayı maalesef engelleyemedik. Yani birçok haberlerde de görüyoruz, işte düğünler, toplantılar, hani iş gereği değil ama eğlence için olabilen toplantıları bile ortadan kaldıramadık. Birçok şey halbuki ertelenebilir, işte internet üzerinden yapılabilir bu toplantılar. Bu nedenle de artışı engelleyemedik. Şimdi yeniden bir takım tedbirler biliyorsunuz gündeme geldi. Biraz da halkımızın da insanların da daha özenli olması gerekiyor. Çünkü bu hastalık biraz şöyle bir şey var biliyorsunuz. Yani kimi ne kadar ağır hasta edecek onu bilmiyoruz. Evet, başta. Herkes eşit geçirmiyor maalesef. Yani büyük bir çoğunluğu biliyorsunuz belirtisiz veya çok az hastalık belirtileriyle hastalığı geçirirken, bazıları da çok ağır, ölüme kadar giden bir şekilde hastalığı geçiriyor. Ama bunun kimin bu şekilde ağır hastalık geçireceğini maalesef önceden kestiremiyoruz. Bu nedenle bir kötü piyango diye düşünmesi lazım herkesin. Hani ya bana bir şey olmaz, nasılsa çoğunluğa bir şey olmuyor diye düşünmemek. Ama ya ben de o ağır hastalık geçirecek gruptan içindeysem diye düşünerek sürekli kendimizi korumamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, sizin de dediğiniz gibi bazılarımız çok ağır geçirirken bazılarımız yüzeysel geçirip, hatta belki semptomsuz geçirip atlatmış olabiliyor. Bunun da nedenlerini tam olarak söylemek zaten mümkün değil herhalde. Kronik hastalıklar dışında hiç hastalığı yok. Mesela sigara kullanmıyor ama duyuyoruz vefat, ölüm haberleri duyuyoruz. Çok genç insanlar arasında atlatan belirgin, hani daha önce sayıyorduk tabii ki bunların etkisi var. İşte bir kişi mesela sigara içiyorsa, işte şeker hastası, diyabet hastası dediğimiz, halk arasında şeker hastası diye adlandırılan hastalığı varsa, bunlar hep bağışıklık sistemini, özellikle akciğerlerin, solunum yollarının bağışıklık sistemini bozan şeyler olduğu için bu gibi kişilerde hastalığın daha ağır seyretmesini bekliyoruz. Yine bağışıklık sistemi 65 yaşın üzerinde giderek daha az çalışır, daha zayıf hale geldiği için yaş da önemli bir faktör diye düşünüyoruz. Ama bunun dışında mesela işte çok olgular gördük. Yani 30 yaşında işte hiçbir altta yatan bu saydığım kötüleştirici faktörler de olmasa da çok ağır hastalık geçirip kaybettiğimiz insanlarımız oldu. Şimdi son yapılan çalışmalar burada genetik bazı yatkınlıklara işaret etmeye başladı. Şimdi bağışıklık sistemimiz dediğimiz şey çeşitli hücrelerden, organlardan oluşuyor vücudumuzda ve mikroorganizmalar vücudumuza girdiği zaman bunları ortadan kaldırmaya yönelik bir tepki gösteriyor. Çeşitli tepkimeler ortaya çıkıyor. Bu hücreler savaşmaya başlıyor mikroplarla. Fakat bunun çok dengeli yapılması gerekiyor. Yani enfeksiyon ortadan kalktığı anda da bunun
artık durdurulması gerekiyor bu cevabı. Şimdi bağışıklık sistemi zaman zaman hatalar yapabiliyor. Mesela kendi dokularımıza karşı sanki yabancı bir mikropmuş gibi yanıt verebiliyor. Biz bunlara otoimmün hastalıklar diyoruz. İşte romatizmal hastalıklar vesaire gibi. Bu hastalıkta da bazı kişilerde başlayan bağışıklık yanıtı durdurulamayabiliyor. Şimdi hücreler arasında örneğin bu bağışıklık sistemi hücreleri arasında haberleşmeyi sağlayan, yani mikrobu fark eden bir hücrenin salgıladığı hormon gibi maddelerle bütün vücudun diğer hücrelerini uyaran, böylece bağışıklık sistemi harekete geçiren maddeler var. Bunlara sitokinler diyoruz, işte interlökinler diyoruz. Bir hücreden salgılanıp diğerlerini uyaran. İşte bazı kişilerin bu sitokin genlerini kodlayan genlerde farklılıklar olduğu gösterildi. Özellikle ağır hastalık geçirenlerde, örneğin interferon 1 gibi bazı sitokinlerde kontrol bozukluğu var. Yani bu salgılanmaya başlıyor ama artık durdurulması lazım. Durdurulamıyor bir yerde o genetik farklılık nedeniyle. Ve bu nedenle de aşırı bir bağışıklık yanıtı ortaya çıkıyor. İşte akciğerlerde çok fazla bu hücrelerin birikmesiyle, mukus birikmesiyle akciğerler tıkanmaya başlıyor. Yine damarlarda tıkanıklıklar başlıyor. Onun için tedavide işte kan sulandırıcı denen, halk arasında kanın pıhtılaşmasını yavaşlatan ilaçlar kullanarak biz bunları engellemeye çalışıyoruz. Ama bazılarında işte bu çok aşırı gittiği zaman, aşırıya gittiği zaman, durdurulamadığı zaman ölüme kadar götüren tablolar ortaya çıkıyor. O nedenle yani genetik kimde var? Şu anda çünkü birçok gende farklılıklar olabildiği düşünülüyor. Ama bunların hepsini saptamış değiliz. Hı hı. Bu nedenle bu kötü piyango kime çıkacak belli değil. O nedenle ben gencim işte tabii, bana bir şey olmaz vesaire. Bunu düşünmemek lazım. Bu bir kötü piyango gibi diye adlandırıyorum. Hı hı. Ben bunu. O nedenle tedbiri yani elden bize çıkacakmış gibi piyango. Evet. Tedbiri hiçbir zaman elden bırakmamak zorundayız. Kimde nasıl seyredeceğini hiçbir zaman bilemiyoruz. Evet. Peki gelecek günler yani hepimizin beklentisi 2021 ortalarında yani kulaktan kulağa hoş böyle bir bilgi yayıldı. Bu hastalıktan, bu virüsten kurtulmak yolunda ama tam tersini iddia edenler, 2022'den önce mümkün değil diyenler de var. Aşıyla beraber kurtulacağız diyenler de var. Sizin öngörüleriniz neler? Aşıyla beraber bu pandemi bitecek mi? Şimdi aşıyla beraber büyük oranda ortadan kalkacak diyebilirim. Ama tedbirler de çok önemli. Yani korunmak da çok önemli. Şimdi iki örnek verelim. Mesela Çin'de, değil mi? Wuhan'da başladı bu olay. Ama Çin'in her tarafında çok da büyük bir salgın görmüyoruz. Yani giderek ortadan kalkmaya başladı hastalık, evet, büyük oranda, değil mi? Saldı evet, ve artık şey oldu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınızda tam tersi bir durum söz konusu. Yani hastalık hala çok hızlanarak artmakta ve bütün ülkeyi kaplamış durumda. Demek ki tedbirler, politikalar çok önemli. Yani uyarılar korunmak açısından. Tabii herkes umudunu aşıya bağlıyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var beni korkutan. O da hayvanlarda yani doğal rezervuar dediğimiz, doğal taşıyıcılar dediğimiz bazı hayvanlarda da bu virüslerin enfeksiyon yapabildiğini, taşıyıcı olabildiğini gördük. Hmm. Örneğin duydunuz mu bu vizonları şey evet, yapıyorlar vizyon. Şu anda ortadan kaldırıyorlar. Zaten yarasalardan bu geçtiği düşünülüyor insanlara gibi. Eğer bir mikroorganizmanın doğal bir hayvan rezervuarı varsa onun tamamen ortadan kalkmasını hani ummak biraz zor. Ama bu tür koronavirüse karşı biz bağışıklık elde edersek toplumda bunu ya doğal olarak olacak bu ya aşılama yoluyla olacak. O zaman tabii ki tek tek olgular görmeye devam edebiliriz. Tamamen ortadan kalkmayabilir hastalık ama böyle büyük dünya çapında salgınları görmeyeceğiz diye
Umuyoruz tabii Tarih ki. Olarak ne öngörüyorsunuz? Valla aşılar çok hızlı ortaya çıkmaya başladı. Yani etkili de olduğu söyleniyor ilk anlamda. Bu nedenle bunların eğer işte yılbaşı itibariyle yaygın kullanılmaya başladığını umarsak, düşünürsek tabii 4-5 ay alacaktır bunların toplumun etkili. Bizim bir toplumun salgını önleyebilmek için immünize olması gereken oranı, bağışık hale gelmesinin oranı %70 diyebiliriz. Yani en az %70 kadarına toplumun bağışık hale geliyorsa artık salgın olmaz o toplum içerisinde. Şimdi bu ne kadar zaman alacak onu bilmiyorum ama herhalde yani yaz aylarına kadar bu tamamlanmış olur aşılama umudundayız. Böylece bir dahaki kış dönemine, sonbahar kış dönemine en azından büyük oranda insanlar bağışıklanmış hale girerse böyle büyük en azından salgın şeklinde bir durumla karşı karşıya kalmayız diye umuyorum. İnşallah. Bütün dileklerimiz o yönde. Peki hocam siz bir bilim insanı olarak aslında o kadar güzel bir şey yaptınız ki bu hastalıkta tanı çok önemli. Ekibinizle beraber dediniz ki hem hızlı hem kolay küçük çocuğun bile kendisini yapabileceği bir tanı yöntemi geliştirdiniz. Evet. Bize biraz anlatır mısınız? Evet. Çok sevindirici bu kendi adıma. Evet. Şimdi bu tanı yöntemi değil ama kullandığımız tanı yöntemlerine çok yardımcı, onların duyarlılığını arttıran ve çok önemli faydalar sağlayacak bir şey. Şu anda ki durum nedir? Her gün duyuyoruz şu kadar PCR testi yapıldı diye. Bu polimeraz zincirleme tepkimesi aslında Türkçe'de. Bu virüslerin olsun ya da başka hücrelerin nükleik asitlerini özgül olarak çoğaltabildiğimiz bir yöntem. Yani bir örnekte çok az sayıda virüs var diyelim aldık. Ama o tüp içerisinde biz bunu 1-2 saat içerisinde o kadar çok çoğaltıyoruz ki onu saptamak mümkün hale geliyor. Şimdi tabii şu anda örnek nasıl alınıyor ona bakarsak. Örnek biliyorsunuz burundan bir çubuk, dakronlu çubuk aracılığıyla alınıyor. Sürüntü testi de sürüntü, evet, evet. Burundan sürüntü alınıyor. Fakat örneğin alınma tarzı bir kere oldukça acılı, yani zor, acı veren bir işlem. Çocuklarda iyice bu sıkıntılı tabii. Ve de burundan aldığımız, o çubukla alabildiğimiz örnek miktarı çok çok az. Çünkü o emici dakronun pamuğun diyelim, emebildiği sıvı miktarı çok az, 50 mikrolitre kadar. Biz bunun yerine acaba boğaz ve ağız çalkalama suyunu kullanabilir miyiz diye düşündük. Çünkü biyolojik sıvıları konsantre eden bir polimer geliştirdik. Bunu aslında biz Dünya Sağlık Örgütü'nün öncülüğünde kurulmuş bir vakıf var. Foundation for Innovative New Diagnostics diye. Onun desteğiyle idrarda tüberküloz antijenlerini saptayabilmek amacıyla geliştirmeye başlamıştık. O alanda da çok başarılı oldu. Yakında sonuçlarımızı yayınlayacağız inşallah. Ama koronavirüs salgını çıkınca neden biz bunu böyle bir işe kullanmayalım diye düşündük. Şimdi ağız çalkalama suyu şöyle yapılıyor uygulama. Çok basit bir hale geldi. Bir yandan da görüyor izleyicilerimiz. Evet. Bu arada ağız çalkalama yani gargara ile test nasıl yapılır? Bakın böyle mesela bir küçük çocuk görüyoruz. Kolayca kendisi örneği verebiliyor. Yaptığı işlem ağzına birkaç yudum su alıp iyice ağzında çalkalayıp bunu ondan sonra bir kaba geri vermesi. İşte örnek almak bu kadar basit hale geliyor. Tabii büyük insan gargara da yapabildiği için boğazdakileri de toplayabilmek için burada gördüğünüz gibi o suyu önce bu şekilde ağzında gargara yapsın, sonra ağzında 10 saniye kadar güçlü bir şekilde çalkalasın ve ondan sonra bir kaba versin.
Şimdi burada ağızda, boğazda ne kadar virüs varsa düşünün yüzeyde, hepsini toplamış oluyoruz. Normal suyla yapıyor değil mi? Normal su, normal bildiğiniz içme suyu. Ama tabii örnek miktarımız şimdi o burundan aldığım sürüntüye göre çok daha fazla oldu. İşte onu yoğunlaştırmak gerekiyor. İşte bizim yaptığımız bu polimer su ve küçük molekülleri içerisine çekiyor ve 5 dakika içerisinde böyle bir jel görüntüsü kazanıyor. Ama o şişen suyu çeken jel boncukların arasında virüsler konsantre olmuş oluyor. Yani 20 mililitrelik sıvı yarım mililitreye kadar iniyor miktarı. Dolayısıyla 20 ila 40 kat örneği konsantre etmiş oluyoruz. İşte oradan artık PCR testi de yapabiliyoruz. Ya da bu hızlı antijen testleri dediğimiz testleri. Bu tek başına yeterli olmuyor mu hocam tanı için? Tanı için yeterli oluyor. Bu aygıtı yok. PCR'la birlikte kullanılması gerekiyor. PCR'la birlikte. Ama şöyle bir durum var. Giderek hızlı antijen testleri dediğimiz, bu çoğaltma yöntemine dayanmayan ama virüsün proteinlerini saptayan böyle basit şeyler çıktı. Çıkmaya başladı test. Şimdi PCR için biliyorsunuz bu örnek alındıktan sonra laboratuvara gidip orada bir laboratuvar işlemi gerekiyor. Bunlar herkesin kolayca yapabileceği testler değil. Deneyimli bir personel gerekiyor. İşte onu bir sıcaklık döngü aleti dediğimiz bir aygıt gerekiyor vesaire. Bunlar örnekler kuyruğa giriyor sonuçta ve normalde o makinede bir saatte, bir buçuk saatte çıkacak olan test sonucu bu bekleme nedeniyle ertesi güne kalabiliyor sonuçların çıkması. Oysa bu hızlı antijen testi dediğimiz kart testler ülkemizde de üretilmeye başlandı şimdi. Çok da iyi çalışıyor bunların örnekleri. Bir damla sıvıyı, bu konsantre ettiğimiz sıvıyı bu kart teste koyuyorsunuz ve onun içinde virüs varsa bir test çizgisinde bir belirme oluyor. Onu gösteriyor. Çok basit bir test. Bizim umudumuz bu şeyde konsantre ettikten sonra örneği bu test stripini aslında içerisine daldırmak ve 5 dakika sürüyor bu konsantrasyon. 10 dakikada o test sürüyor, test çizgisinin belirmesi. 15 dakika içerisinde görünür hale, yani sonucu almak olanaklı olacak. Tabii test bu kadar basitleşirse belki zamanla insanlar bunu evde bile kendileri evde alıp uygulayabilir diye düşünüyorum. Ha, yani böyle kit halinde satılabilir eczanelerde. Sonra tabii olabilir, olabilir. Biz şimdi bu antijen testi üreten firmalarla bir işbirliği yapıp bunu böyle bir test, basit test haline getirelim düşüncesindeyiz. Çalışmaya başladık Türkiye'deki özellikle yerli firmalarla. Tabii bir önemli nokta da kişinin kendi verebilmesinin yanında bu örneği kolaylıkla örnek alan kişilerin enfeksiyon riskini de ortadan kaldırmış oluyoruz. Evet. Çünkü sağlık personelini düşünün, günde 50 tane 100 tane şüpheli hastadan sürekli burnuna, yani çok yakınına girerek örnek almak zorunda kalıyor. Halbuki bunu herkes kendisi veriyor. Bir de örneğin havaalanlarında taramalar yapıyoruz, çeşitli fabrikalarda vesaire. Buradaki iş gücünün gereksinimini düşünün. Yani burundan herkesin örnek alınması yerine belki geldi pasaport sırasında bekleyen kişilere bunu şeyi dağıtıp birer kap, işte kendiniz örnekleri alıp verin. Hemen orada testleriniz hızla yapılsın. Yani işleri de çok kolaylaştıracak ve hızlandıracak diye düşünüyorum. Evet, evet. Aslında maddi manevi bir yükü hafifletecek bu olursa. Gerçekten çok güzel, çok sevindirici. Test çünkü hem ulaşılabilirlik açısından maddi olarak da aslında biraz zorlayıcı geliyor vatandaşa. Yani doğru. Hem gitmek, yaptırmak, şimdi ben nereye gideceğim? Şimdi bir doğru. Sabitlemişler, maksimum 250 lirayı geçmeyecek haberini. Sizden önce de zaten paylaştık izleyicilerimizle. O anlamda da aslında faydalı olacaktır inşallah. Peki hocam, şimdi biz doğru maske kullanımı ile ilgili biraz da bilgilendirelim sizin sayenizde tabii. izleyicilerimizi. Tabii. Şimdi havalar da soğudu, kış geldi. Biraz daha kullanmak kolaylaştı diyebiliriz. Yazın nefessizlik, sıcak, ter. Ama kışın biraz bir doğru. sıcaklık da veriyor insana ama. Mesela yağmurda.
Islanıyor maskeler ama kullanmaya devam ediyoruz. Mesela ben bir tane maske ıslatayım size. Ne kadar doğru? Evet. Şimdi şöyle bir yağmur yağdı üstüne. Şimdi maske ıslandığı zaman tabii o havanın geçtiği gözenekler tıkanmış oluyor. Ya da ağzımızdaki nefesten sadece, nemleniyor. Evet, aynen. Özellikle soğuk havada, şimdi soğukta dışarı çıktığınız zaman tabii ağzınızdan çıkan buharla bayağı maske çok kısa zamanda ıslanıyor. Evet. İşte o durumda da işlevini bir yerde kaybediyor maske. Bu nedenle yağmurdan korumamız lazım. Şimdi maskeyi aslında bilinçli kullanmak lazım. Şimdi ben çıktım, bir parkta yürüyorum, yağmur yağmaya başladı. Kimse de yok etrafta. O zaman maske takmamın da bir anlamı yok. Evet. Yani o dış ortamda, orada virüs yok çünkü. Ama bir markete giriyorum, kapalı bir yere giriyorum ve kalabalık bir ortam, mutlaka maskemi takmak zorundayım. Yani maskelerimizi böyle bilinçli bir şekilde kullanmamız lazım. Biz birazcık yanlış yönlendirdik. Yani sokakta, uzakta, böyle parkta tek başına duran adam maskesiz, gidip orada ona ceza kesiyoruz niye maske takmadın evet diye. Ya, oh. Ama kalabalık ortamlarda işte dip dibe girmiş insanlar çok yakın. Hani orada maske bile taksanız bir risk oluyor. Şimdi maskelere kullandığımız zaman bazı şeylere dikkat etmemiz lazım. Birincisi yüzeylere dokunup sonra maskeye dokunarak, yani sık sık maskeyi düzeltme hareketiyle aslında elimizden maskeye çoğu kez bulaştırabiliyoruz. Evet. Buna dikkat etmek lazım. Bu nedenle maskeleri çok yoğun ortamlarda çalışıyorsak daha sık değiştirmemiz lazım. Evet, çeşit var hocam. Hangisini tercih için, etmek lazım? İş yerleri için şöyle, bu cerrahi maskeler yeterli. Ama üç cerrahi katlı maskeler olması var mesela. Üç doğru. Katlı mı olsun? Bazıları çok ince oluyor. Tabii ki. Onların zaten herhalde ben testleri yapılıyor. Bunları üreten, ruhsat almış, Sağlık Bakanlığı'ndan izin almış yerlere, bunları usulüne uygun ürettiğini düşünüyorum. Yani isimsiz bir şey tabii ki maske çok kalitesiz olabilir. Ama bu üretim ruhsatı aldıysa zaten, uygun şekilde ürettiği için ona o ruhsat veriliyor. Şimdi burada hiçbir maske virüsü tutacak kadar küçük gözenekli değil. Buna şu N95 dediğimiz maskeler de dahil. N95. Burada bizim amacımız havadaki partikülleri engellemek. Çünkü virüs tek başına bulunmuyor. Zaten aerosol şeklinde o damlacıkların üzerinde bulunuyor. Ya da çok küçük parçacıklar halinde bulunuyor. Şimdi o N95 maskeleri sadece çok yakın işte temasta olan doktorlara, mesela yoğun bakımda entübasyon yapacak, hastaya tüp takacak, çıkartacak gibi işlemler sırasında hani riskin çok yüksek olduğu yerde gereken şeyler. Yani N95'i çok bir anlamı yok herkesin takmasının sokakta yürürken. Hiçbir anlamı yok. Evet. Çok pahalı, gereksiz. Zaten öyle, o kadar pahalı da olduğu için sık sık değiştiremeyeceğiniz bir maske. Hı-hı. Onun için basit cerrahi maskeler yeterli. Evet. Biz iş yerinde yoğun çalışanlar için hani sabah bir maskeniz olsun en azından. Öğlen yemek yediniz, yemekten sonra yeni bir maske takın. Ama hastane personeli bunu çok daha sık değiştiriyor. Yani bir saatte, iki saatte bir değiştirenler var. Tabii çok ciddi bir maske tüketimi var. Bez maske kullanılabilir mi? Yıkanabilir. Kullanılabilir. Hiçbir sakıncası yok. Uygun şekilde yapılmış bez maske. Şimdi bir de benim gözlediğim, yani ben kendimde dahil, şu kulakları çok rahatsız ediyor bazı maskeler. Evet. O da uzun süre takmayı engelliyor. Bunun içinde şöyle bir plastik şeyler var, çok basit. Bunları böyle adaptör şeklinde kullanırsak, örneğin bu şekilde hiç kulaklarınızı acıtmadan takabiliyorsunuz. Ben bununla çok rahat ediyorum örneğin. Evet. Herkese tavsiye ederim böyle bir şey. Güzel bir bez maske, yıkadıkça da bozulmayacak. Evet. Peki hocam, bir bez maske, ben orada bir tane naylon dokulu bir maske görüyorum. Siz gösterir misiniz kırmızının altında? Şunu, o maskeleri, şu siyah olan hocam. Evet, siyah olan. Evet, onları öneriyor musunuz? Ben
Valla bunların testleri yapıldı mı bilmiyorum. Yani mutlaka testlerinin yapılıp o partikülü geçirip geçirmediğini bunların gösterilmiş çok olması lazım. Çok sentetik görünüyor. Hayır, partikülü alırken geçirmese de o sentetik kumaşı nemlendirip solumak evet, nedense evet, pamuklu şimdi da görünüyor pamuklu, ya. Sizce. Evet, pamuklu tavsiye ediliyor. Hı. Gerçekten bu şekilde pamuklu kumaşları tercih etmek lazım. Bir de pamuk doğal bir şey. Hani kimseye alerji yapacak maddeler de genellikle içermiyor. Hı hı. O nedenle defalarca da yıkanabiliyor bir sorun olmadan. Evet. Peki iki ya da üç maske üst üste takıyorlar evet, şu sıra daha çok koruyor inancıyla. O doğru mu? Şimdi bence çok da gerekli değil. Çok kalabalık yoğun bir ortama giriyorsanız hani ve maskenizin kirleneceğini düşünüyorsanız dışarıda hani bir ikinci maske takıp belki oradan çıktığınızda onu çıkarmak şeklinde evet, bir uygulama olabilir. Ama havayı o damlacığı engelleme açısından şimdi burada mesafe daha önemli. Bizim sizle şu anda oturduğumuz gibi 2 metreden uzak oturuyoruz şu anda yani 2,5-3 metre evet, kadar uzakta oturuyoruz birbirimizden. Gayet yerinde bir o mesafe. O çok önemli. Yoksa ben de burada maskesiz sizle birlikte oturmayacaktım. Hı hı. Açıkçası o yani mesafe de çok önemli çünkü ne kadar yaklaşırsanız o kadar bulaş riskinin yüksek olduğu görülmüş. O nedenle ne kadar kalabalık ne kadar yakınsınız o kadar maske, hatta iki kişinin aynı anda maskeli olmasına evet, bir kişiye göre çok daha fazla koruduğu gösterilmiş durumda. Evet. Vaktimiz de daralıyor hocam. Peki maske kullanımının süresinden de bahsedelim. Tek kullanımlık maske tercih ediyoruz ama bir markete gittik geldik, evin balkonuna astık. 2 saat sonra işte işe gidiyoruz. Gene aynı maskeyi alıyoruz. Evet. Bunu yapmayalım mı? Yapmayalım çünkü biz şöyle bir çalışma yaptık. Yani bu ağız çalkalama suyu örneklerinde örneğin acaba bu virüs ne kadar kalıyor sağlam diye merak ettik. İşte 10 kişiden ağız çalkalama suyu alıp işte kültürde üretilmiş virüsten bunların içerisine koyduk. Hmm. Bir kısmını oda sıcaklığında, bir kısmını buzdolabında beklettik. 3 gün sonra hiç virüste azalma olmamıştı doğal ortamında. Ama yaşayan bir organizmanın içindeler miydi? Onu tam bilmiyoruz ama testle pozitif çıkıyordu sonuç. Çünkü sanıyorum bu ağız çalkalama suyu yani tükürük doğal ortama virüsün en iyi kaldığı. Hmm. 10. günde bile azalmakla birlikte hala virüsü orada saptayabiliyorduk kolaylıkla. Tükürükte, evet. Bu nedenle eğer bir ısıtma bir şey olmadıysa o şeyin üzerinde kalabilir. Evet. Tabii bu bir güneşe maruz kalıyorsa ultraviyoleyle vesaire daha ölme olasılığı daha fazla. Ama hiçbir zaman emin olamayız. Yani maske kirlendi mi onu eğer deterjanla evet, yıkamadıysak evet, onun oradan kaybolur. Evet. Evet. Yani atılabilir maskeler atılabilir defalarca maskeleri kullanılmamalı. Ama yıkanabilir maskeler de yıkanmadan evet, sık sık yıkanmadan kullanılmamalı. Evet, yıkayalım sık evet, sık. Çok teşekkürler hocam katıldığınız için. Ben teşekkür çok ederim davetiniz için. Evet, süremizi doldurduk sevgili izleyiciler. Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Tanıl Kocagöz bizimle beraberdi. Çok değerli bilgiler verdi. Özellikle koronavirüs tanısına yardımcı olabileceğini düşündüğümüz çok değerli bir çalışma yapmışlar. Gargara ile koronavirüs virüsün tespiti ile ilgili. Bunu da böylece sizlere duyurmuş olduk. Doktorum yanımda da ilk defa. Bugün programı bitiriyoruz. Yarın 9.30'da yine 360 ekranlarında canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.